Herkesin ortak noktası şuydu. Beşiktaş takımı, kolej takımı, genç, dinamik, saha içi ve saha dışında paylaşımları doğru olan bir gruptu. Kolej takımı diyorlardı ama yani çok da kolej takımı değildik ya. Çok disiplinsizdik biz. Çok şeyler paylaşıyorsunuz. Tatillere gidilirdi. Oğlum ben sizi kurtarmaya gelmiştim oraya falan filan. Başka yerde buluşulurdu. Kaptan dedik biz uyuyamıyoruz. Çorba içmeye gideceğiz. Ya dedi saat 12. Tabii tavla oyunu önemliydi. King oynamak falan filan. Kumpası yemem dedim, siz çete olmuşsunuz dedim. Hep beraber bir aile olduk. Yetenekliydik. Çıktık, savaştık. 3 yıl üstte şampiyon olan kadro. Tamam doğru da kadronun oluşması için de 7-8 sene falan beklendi yani. Beşiktaş Türk futbolunun geri kalmışlığına gerçekçi bir teşhis koydu. Büyük transferlerden kaçınacağımızı deklare etmiştik. Kendi futbolcusunu kendi yetiştirmek istedi. Sadece Beşiktaş'ın değil, Türk futbolunun da yıldızı oldular. Yetiştirdiği en muhteşem futbolcu dersen Sergen Yalçın'dır be oğlum. Tartışamazsın yani. Bilmiyorum, ben tartışmam. Sekiz on senelik istikrar olayı Beşiktaş tarihinde ve belki de Türk futbol tarihinde ayrı bir yeri olacaktır. Sanıyorsun ki hayat hep böyleydi. Hayat hep böyle devam edecek. Bittiği zaman anlıyorsunuz. Hep kazanma şansınız yok. Ama tarihte aldığınız yerler çok önemli. Çünkü büyüklük böyle bir şey. Bir sürü şeyi temsil eder camialar. Şampiyon Beşiktaş. Her şeye rağmen öyle şey olmaz. Önce bu değerleri koruyacaksınız. Sonra şampiyonlukla yarışacaksınız. Gelecek Beşiktaş'ındır. Buna adım gibi inanıyorum.